Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel VBA ortamında bir kronometre yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi buradaki espri bir kronometre yapmak ama temelde bir zaman uygulaması, bir zamanlama sistemini kurmak. Bakın şöyle. Başlat dediğimizde normal saatimizi şu anda gösteriyor bilgisayar saatini ve artıyor. Burada da bir kronometre yapmaya çalıştım başladıktan sonra her bir saniyede bunu artırabiliyor. Birazdan kodu ve sistematiğini inceleyeceğiz merak etmeyin. Aynı şekilde durdur dediğimde bir de geri sayım sistemi oluşturdum. Yani countdown da yapabilirsiniz. Geri sayıma tıkladığımda burada saat formatında giriyorum. Ee, dakika dakika saniye saniye 10 saniye gireyim arkadaşlar. Ondan sonra e, başlat dediğimde bu sefer 10'dan 9'a ve geriye sayım yapıyor ve bittiğinde de duruyor. Şimdi birazdan merak etmeyin sıfırdan kodlamamızı birlikte yapacağız. Önce koda geçmeden önce sizlere e, olaydaki kullandığımız ana nesne metot nedir onu göstermek istiyorum. Arkadaşlar burada temel olarak kullandığımız şey Application on Time yani Excel VBA'in biliyorsunuz nesneleri nasıl workbook gibi işte ne bileyim worksheet gibi vesaire. Bu da özel bir nesne zaman sistemimizi oluşturuyor arkadaşlar. Bir zaman kuruyoruz ve bir prosedürü bunu uygun olarak çalıştırıyoruz. Bir sefer veya sürekli çalıştırarak bir zaman sistemi kuruyoruz. Yani örnek 15 saniye sonra çalışacak şekilde yani şu andan sonra 15 saniye sonra çalışacak. Ali olur, Veli olur, kronometre olur. Bu sabımızın adı arkadaşlar. Belli bir saatte çalıştıracak şekilde bir sistem kurabilirsiniz bu sabı. Yani bu saatte bu maili göndersin bir şeyler tabii ki yapılabilir. O şekilde arkadaşlar. İşlemi iptal etmek için yani durdurma dediğimiz yer bu da önemli. Sürekli çalışabilir, sıkıntılar yaratabilir. Çok iyi test etmek gerekir arkadaşlar. Bilgisayarda kilitleme oluşturabilir uygulamayı. E, kitleyebilir. Onlara dikkat etmek lazım. Bir de otomatik olarak ben açtığımda başlasın çalışmaya gibi derseniz yazılan sub'un adını autosub auto derseniz buraya koyduğunuz işlem neyse bir mesaj vermek veya zaman sistemini kurmak bu da otomatik olarak e, Excel dosyası açıldığında devreye girecektir. Bu genel bir şey. Aynı şekilde burada da kullanılır. Şimdi kendi kodumuzu inceleyelim ve e, uygulamayı yeniden yazalım beraber. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi başlat durdur ve durdurma düğmesi var. Bir de geri sayım gibi farklı bir şey yapmaya çalıştım. Başlat dediğimizde şuradaki bir sıfırlama değeri var. Önemli değil. Yani şuradaki kronometreyi sıfırlıyor. Ondan sonra işte görmüş olduğunuz gibi şu an ve bir saat, saniyelik zaman sistemini kuruyor ve saat devama gidiyor arkadaşlar. Ondan sonra saat devam sistemine geldiğinizde Burası geri sayımla ilgili burası, oraya o checkboxla ilgili onu geçiyorum. Normal bakın burası D5 arkadaşlar, birleştirilmiş hücre. D5 hücresine, e, çok özür dilerim, şurası o geri sayım. E, D5 hücresine saatimizi koyuyor. Burada bakın görüyorsunuz işte normal saatimiz. A1'e bunu göstermeye çalıştım. Doğrudan da direkt eklenebilir D5'e time olarak saati koyduktan sonra saat sistemimizi de kurduktan sonra görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar saat artmaya başlıyor ve sürekli kendini çağırıyor. Saat devama geldiğinde kendini çalıştırarak da buradaki değeri artırmaya başlıyor. Biraz saniye, biraz saniye. Geri sayma meselesine gelirsek buradaki if o bölümü oluşturuyor. Ve bitti diyor. Geri saymada da bakın bu sefer hücredeki saat değerinden yani benim girdiğim 0, 0 10 saniye veya 3 dakika 5 saniye girdiğimde buradan biraz saniye çıkararak yine kendini çağıra çağıra devam ediyor. E, durdurma düğmesine bastığınızda ise arkadaşlar durdurma düğmesine bastığınızda ise görmüş olduğunuz gibi şurada var. Durdur. Gidip bunu durduruyor. Demek ki en temel şeyimiz başlatmak, false'la durdurmak arkadaşlar bir de burada görmüş olduğunuz gibi e, burada görmüş olduğunuz gibi bir değere vererekten time değerini bununla elde ettiğimiz time values'unun time değerini alıp bir yere yazmak. İsterseniz birlikte yine beraber yapmaya çalışalım. Boş bir sayfa açıyorum. E, bir hücreyi bağlayayım. E, aynı yerde olabilir. Problem değil. Şurasını aldım. Büyüttüm. Ondan sonra eee geldim. Birleştirdiğim arkadaşlar. Ee, yazı tipine şeyini artırabilirim vesaire vesaire. yapmıştık birleştirmesini. Evet. Şimdi iki tane butona ihtiyacım var. İsterseniz çizim olarak koyayım. Çok uğraşmayayım. Tabii bu arada VB uygulaması yazacağız. Ee, başlat, durdur. Ondan sonra bu da durdurum olsun. VBA uygulaması yazmak için geliştiricimizin developer'ımızın açık olması lazım. Arkadaşlar ve tekrar hatırlatalım bütün VBA uygulamalarımızın save'inde kaydedilmesinde XLSM makro içeren uygulama şeklinde olması gerekiyor. Geliştiriciye gittim. Şimdi butonlarımızı yazmaya çalışalım. Arkadaşlar ben şuradan e, eskileri dursun. Onlara şey yapmıyorum. Sub dedim. Kronometre başlat kronometre başlat. Vakit almadan tireyle mire uğraşmayayım. Şimdi başlatta normal application on time sistemimizi kuruyorduk. Burada kronometre diyelim. Evet ondan sonra bu bizim için önemli. Bu bizim başlat. durdurana geliyorum. Sub kronometre durdur. Durdur dedim. Tamam. E, parametresi neydi False'du. durdurduk Arkadaşlar bir de kronometrenin kendisi var o değeri oraya göstereceğim yer sap kronometre dedi burada da kendisini çağıracak ama değeri de atmamız gerekiyor D5'e yani sayfa e, kaç oldu Burası 2 Sayfa 2 nokta range geldim D5'e geldim arkadaşlar valuesuna time'ı koyuyorum şu anda set edildi zaten time ondan sonra e, artırıyorum e, görmüş olduğunuz gibi başka yapacağımız bir işlem var mı bakıyorum Heh, e, kendisini çağırmasını e, zaten ekledik sanıyorum. Evet, yapacağımız e, bu kadar. Herhangi bir yerde şeye gerek yok. E, kendini çağırıyor, saati koyuyor, saat sistemini veriyor. Bu şekilde saat olarak da arkadaşlar arttırarak yapıyor. Şimdi görelim kronometre başlat, kronometre durdur ve kronometre diye işte temel kodlarımız bu kadar. Tabi dediğim gibi iyi test etmek e, artı başka kağıttan falan sistemi yazarsanız ben yazdığım kodları paylaşırım. Çok bir espirisi yok. Peki bağlayalım bunları makro ata düğmeler. Kronometre başlat. Kronometre durdur. Kronometre durdur. Haydi bakalım. Eee Formatımız falan uygundu herhalde. Ee, biraz daha büyütebiliriz buranın şeyini. Ondan sonra. Ha buranın tabi saat olarak formatını düzenlemek lazım. Çok iyi düzenledik. Düzenleyelim. Ee, bu şekilde dakika şeklinde olabilir arkadaşlar. Veyahut da e, çok şu şekilde saat 13.55 gibi olabilir. Veya custom'dan gidip e, istediğiniz gibi saat saat dakika dakika gibi bir düzenleme yapılabilir. Şöyle bir şey olması lazım. Şu arkadaşlar. Ondan sonra bastım. Ee, çok güzel çalışıyor. Ee, biraz büyük geldi demek şeyi. Hemen için bakın saatimiz çalışıyor. Şu anda dediğim gibi farklı çıkarak da kromette durdur dediğimizde de saatimizi durdurmuş olduk. Tekrardan kodumuza gidip bakacak olursak bu şekilde yapmış olduk. Benim yaptığım sistemde de nedir? Bir kronometreyi sıfırı şuraya tekrar geleyim. Şurada kronometre vardı. Şunu da düzeltelim. Saniye saniye böyleymiş. Ne ne diye gösteriliyor. Saat saat, dakika dakika. Kronometremizi sıfırlamış oluyorum. Burada yine aynı sistem. Ben saat devam diye şey yaptım onu. Kapatıyor. Burada normal çalışma sisteminde gördüğünüz gibi bir değer artırma sistemi kurdum. Bu dediğim gibi şey yapmak için yani şurada 1-2-3-4-5 saatten bağımsız sistem. Kronometreyi bu şekilde yaptım. İkinci bir sab yaparak. Burası ise tamamıyla E17. Biliyorsunuz biz bu checkboxları yaparken ne yapıyoruz? Bir yere bağlıyoruz E17'ye. Buraya doğru yanlış diye yazıyor bu arkadaşlar. Şu anda burası bakın doğru yanlış gizlediğim için görünmüyor. Ondan sonra Doğru yanlış eğer geri sayıma tıkladıysanız da bu sefer yaptığı şey nedir? O hücredeki D5'teki değerden e, arkadaşlar birer saniyeyi çıkarmak ve sistemi devam ettirmek. Yani ben geri sayım normal sayım artık kronometre şekli, şekilde yaptım. Ama e, yapılmayacak şey değil. Sonuçta temel olarak kodlar bu. Ama dediğim gibi hem bir B ortamında yazdığımızı unutmayalım. XLSM olduğunu unutmayalım. Arkadaşlar Ayrıca iyi test edelim ve durdurmazsak sürekli çalışacağını bilelim e, arkadaşlar. Bu şekilde e, çalışmamızı yapalım. Evet arkadaşlar bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.